Herkese merhaba, ben The Blank. Bugün sizlerle evinizin dekorasyonuna bambaşka bir seviyeye taşıyacak, gerçekten çok kolay ve çok keyifli bir yastığı yapmaya geldim. Hazırsanız hemen projeye başlayacağım çünkü yapımı oldukça kolay ve sizlerle paylaşmak için de çok heyecanlıyım. Hazırsanız başlıyorum. Bu proje için ben yaklaşık olarak yarım metrelik bir kumaş kullanacağım. Benim kumaşımın problemi şu, üçgen bir kumaş, aynen bu şekilde olan. O yüzden ben şu etek uçlarından kesim yapa yapa uç kısımlarından birleştireceğim. Bu arada kumaşım organze bir kumaş. Siz bunu kadife kumaşlardan, viskon kumaşlardan, gönlünüzün aldığı tüm kumaşlardan yapabilirsiniz. Sadece yapmış olduğumuz parça bir düğüm şeklinde olacağı için organze bir kumaşın oradaki ışık oyunlarının çok daha şık olacağını düşünüyorum. O yüzden ben bu parçayı tercih ettim. İlk işlem olaraksa parçamı düz bir zemine ters yönünde seriyorum. Bu serim işlemini yaptıktan sonra basit bir matematikle kumaşınızı şöyle keseceksiniz. Bittiği zaman genişliğiniz ne kadar olacaksa onun 10 katı kadar uzunluğunda olacak. Ben yaklaşık olarak 18 cm genişliğinde ve dolayısıyla da 180 cm uzunluğunda bir parça keseceğim. Bunu kumaş katında yapacağım. Bunu yaparken de belirtmiş olduğum gibi parçalarımı ucu ucuna ekleyeceğim. Bittiğinde belki ölçülerimi daha da cömert davranabilirim. Son ölçüleri mutlaka paylaşacağım. Şimdi ilk önce kesiyorum. Kesim işleminden sonra benim parçamın uzunluğu yaklaşık 125 cm oldu. Dolayısıyla bu üç kısmından ekleme yapacağım. Dediğim gibi benim kumaşım üçgendi. Şimdi kumaşımı açacağım ve bu uç kısmından bir de ekleme yapacağım. Sonrasında ise genişliğimi 180 cm'yi tamamlayacak şekilde parçamı hazırlıyor olacağım. Aynı zamanda benim kumaşım iç gösteren bir kumaş olduğu için ve bu kılıfını daha sonra da yıkama ihtiyacı olduğum için içerisine bir de mitil dikeceğim. Bunun için siz elinizde bulunan kilotlu çorapları da kullanabilirsiniz. Ama benimki biraz transparan bir kumaş olduğu için ben onun için ayrıca bir mitil keseceğim kendime. Bunun için de yine ince bir kumaş kullandım. Bu kumaştan da dışarıdan gözükecek parçamla aynı uzun parçada kesiyorum ve sonra dikim işlemine başlıyorum. Kumaşın boyunu uzatmak için de şöyle yaptım. Burası benim parçamın dışarıdan gelen kısmı. Bu kısmı da zaten üçgendi. Bu da yeni kesmiş olduğum diğer parçam. Bu noktadan sonra küçük bir araya girmek istiyorum. Çünkü tam olarak neden birleştirme işlemini bu şekilde yaptığımı bilmiyorum. Sizler bu dikim işlemini yaparken kumaşın bitiş noktasından yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştirerek dikim işleminizi yapabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısmında lütfen bu bakış açısını kıvırarak izlemeye devam edin. Sevgilerle. Toplamda 40 cm genişliğinde, 2 metrede uzunluğunda bir parça kesiyoruz. Aslında yaptığımız tek şey bu. Sadece benim kumaşım az olduğu için biraz mühendislik yaptım. Şimdi hem ana parçamı hem de astar parçamı kesip hemen geliyorum. Bahsetmiş olduğum gibi dikişimi diktiğimde içeriden görüntüsü böyle, dışarıdan görüntüsü ise böyle olacak. Şimdi şurada açıkta kalan alanı da kesiyorum. Fakat bunun öncesinde bu alanda ütüleme yapıyorum. Bu arada her işlemden sonra mutlaka ütülemenizi yapın. Böylece çok daha kaliteli ve çok daha güzel gözüken parçalarınız olacaktır. Öncelikle dikişimi ortadan ikiye açıyorum. Orta alandan ütülüyorum. Sonra sağa, sonra da sola yapıyorum. Dışından ütülüyorum ve artık tamamen bitmiş oluyor. Bittiğinde parçam bu şekilde oluyor. Sizin de şayet parçanız yetersiz boydaysa böyle bir ev değildi. Normal ucundan düz şekilde de birleştirebilirsiniz. Nitekim ben içerisine yerleştireceğim mitil parçam da öyle yaptım. Böyle upuzun bir parça oldu. Şimdi geldik bir sonraki işlemimize. Kumaşımızı alıyoruz ve dışarıdan gözüken kısmını yüzü yüzüne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Bu dışarıdan gözükecek parçam. İçerisine süngerli olan yastık kılıfımı sokacağım. Dolayısıyla içeriye bunu sokabilecek bir alan bırakmam lazım. Bu yüzden sadece uç kısmından başlıyorum ve daha sonra parçamı neredeyse orta noktasına gelene kadar dikişimi dikiyorum. Sonra yaklaşık 5 parmaklık bir alan boşluk bırakıyorum ve dikişimi buradan yine devam ediyorum. Dikişimi devam ettiriyorum ve dışarıdaki bu açıklığı da kapatıyorum. Bu işlemi yaptığımda aslında her iki tarafından da dikilmiş, ortadansa süngerimi sokabileceğim boşluğu olan bir parçam oluyor. Ben bunu size göstermek için içeride kullanılacak olduğum mitil parçasını da yapmıştım. Gördüğünüz gibi şu alanda dikişimi dikmedim. Buradan da el yapımı dolduracağım çünkü. Bir ucundan başlayıp diğer ucuna kadar geldim. Şurada 5 parmaklık alanı dikmedim. Sonrasında ise devam ettim ve
diğer etek ucuna kadar gelip köşeden dönüp burayı da diktim. Şu uç kısımlarda git gel yaparak daha sağlam bir şekilde dikişimi dikmeye özen gösteriyorum. Bu metil parçamı alıyorum ve dışarıya doğru ters çeviriyorum. Köşe kısımların iyi şekilde döndüğüne emin oluyorum. Çünkü bu benim yastığımı aslında görüntüsünü verecek olan detay. Bu kısmı çevirdim. Şimdi geliyorum diğer kısmımı da aynı şekilde dışarıya doğru çeviriyorum. Belirttiğim gibi burada siz kilotlu çorap da kullanabilirsiniz. Ben bir yastık kılıfı diktim kendime. Açıkta kalan alandan çıkarken de bana kolaylık olması için aynen şöyle dikiş yerlerinden bir geriyorum. Gerdikten sonraysa burada bir ütüleme yapıyorum. Bu bana ne sağlayacak? Şu alanı bittikten sonra el dikişiyle dikeceğim için böyle ütülü olması işimi daha kolay yapacak. Şimdi görmüş olduğunuz bu işlemin aynını dışarıdan gözüken parçam için de yaparak hemen geliyorum. Her iki parçamı da diktiğime göre geldik işin en cafcaflı yerine el yapla doldurma. Ben satın almış olduğum el yapın linkini aşağıda sizlerle paylaşıyorum. Dilerseniz siz de oradan alabilirsiniz. Şimdi mitil olan parçamın, dilerseniz sizin çorabınız olan parçanın içerisine bu el yapları dolduruyorum. Burada açıkta bıraktığım alandan başlıyorum. Böyle el yapları ilk aldığınızda şöyle küçük küçük esnetirseniz şayet hem daha pofuduk olur hem de yastığınız daha yumuşak olur. Bu şekilde esnettikten sonra ilk önce uç kısımlarından başlayarak köşe kısımları falan her tarafını aynen böyle dolduruyorum. Şimdi açıkta bıraktığım bu alanı kapatarak yastığımın iç kılıfını tamamen hazırlamış oluyorum. Bunun için çok basit bir yöntemi izliyorum. Dışarıdan basit bir dikiş dikerek aslında buradaki elle dikiş işlemini tamamen bitiriyorum. El yapım da homojen bir şekilde olması için böyle karıştırdım. Burası içeriden gözükeceği için şu şekilde bir görüntü çok da büyük bir sorun değil. Tüm bu işlemlerden sonra artık yastığımız neredeyse hop hazır. Siz isterseniz içine mitil dikmeyebilirsiniz ama ben kılıfımı sonra yıkamayı sevdiğim için kendime bir mitil diktim. Parçamızın şurada bir açıklığını yapmıştık. Şimdi o açıklığı bulacağız burada. Buradan parçamı içeriye doğru sokuyorum. Bunu yapmadan önce size tavsiyem bu parçayı son kez ütülemeniz sonrasında çok daha şık olacaktır. Bu sokacağınız tüneli çok dar yaparsanız da gördüğünüz gibi sokma sırasında problem yaşayabilirsiniz. Bu yüzden biraz geniş tutmaya özen gösterin. Organze kumaş çalışmak için çok zor bir kumaşmış. Oh, pekala. Şimdi geldik buradaki açıklığı kapatmaya. Aynı ön tarafta yaptığım gibi bu tarafta da parçamı yüz yüze gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonra içeriden gizli bir terlemeyle parçamı birleştiriyorum ve yastığım kullanıma hazır oluyor. Bu arada bundan kediler için falan da çok güzel bir yatak olabilir şöyle çevirince. Hemen dikip geliyorum. Tüm bu işlemlerden sonra artık parçam bitti. Gördüğünüz gibi oldukça renkli bir yastık oldu bu. Farklı farklı şekillerde bağlayabiliyorsunuz bu arada. İsterseniz böyle rulo yapıyorsunuz. İsterseniz direkt böyle içinden geçirip düğüm yapabiliyorsunuz. Ya da benim yaptığım gibi aynen böyle üzerinden geçirtip hop şöyle tutup sonra da karşıdan sokabiliyorsunuz. Biraz çekiştirdikten sonra yapamayacağınız hamle yok. Bu arada bu rengi tercih edince de ekmeğe benzedi. Kısacası gerçekten keyifli bir yastık oldu bu. Sizlere tavsiyem kumaş olarak mutlaka kadife yakın bir kumaş kullanın. Benimki organza bir kumaş ve çok
kaygan olduğu için modeli verdikten sonra kayabiliyor. Biraz sürtünmesi olan bir kumaş tercih ederseniz bence yaptığınız model çok daha hoşunuza gider. Hatta bence 2 metreden bile fazla yapın. Böylece türlü türlü şekillere de sokabilirsiniz. Umuyorum ki yapmış olduğum bu çalışma sizlerin hoşuna gitmiştir. Çok daha fazlasını ve her hafta yüklediğim içerikleri kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve Instagram'dan da beni keşfetmeyi lütfen unutmayın. Haftaya tekrar ve yepyeni bir projeyle burada buluşmak dileğiyle. Sevgiler. Görüşmek üzere.